Arkadaşlar selam, ben Cem Kaan. Bugün sizlere 2017 Karpo Shop'unda oynadığım bir maça göstermek istiyorum. Boris Shevchenko ile biliyorsunuz kendisi en sonki videolarımızda yer alıyor Kalsen'le oynadığı maçta. Ve bu videoya geçmeden önce arkadaşlar küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Bu açıklamayı dinlemek istemeyen arkadaşlarımız videoyu ileri sarabilir. Arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Aronian ile Kalsen'in bir videosunu atmıştım ve Kalsen kazanç pozisyonunda Aronian veziri uyduktan sonra elini uzatıyordu ve burada ben ilk defa böyle bir oyuncunun kazanç pozisyonunda elini uzattığını gördüğü için sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki olayın şey olduğunu biliyorum, yani hani refleks olarak Kalsen'in uzattığını ve nasıl diyeyim, vezir geri olduktan sonra tabii ki bu iki oyuncunun da oyuna devam etmeyeceğini, bunları falan tabii ki biliyorum. Hani bu 1500'lük seviyede falan da olsa büyük ihtimalle oyuncular terk eder diyorum. Ben de hani vezir geri oyunun oynanmayacağını biliyorum. Ama çoğu arkadaşımız yanlış anlaşıp ve clickbait yaptığımı düşünmüş. Ama ben arkadaşlar yıllardır satranç oynuyorum ve profesyonel olarak çoğu turnuvada da Carlsen'in oynadığı turnuvada da Carlsen'i de gördüm yani. Onun dışında bir sürü profesyonel turnuvada da yer aldım. Ve hiçbir maçta kazanç pozisyonunda olan taraf refleks bile olsa elini uzatmamıştı. Ve ben de burada elini uzattığını gördüğüm için hani ilgimi çekti ve sizlerle paylaşmak istedim. Ama sanırım birçok arkadaşımız benim anlatmak istediğim mesajı yanlış anlamış ve clickbait gibi yorumlar gördüm. Ve açıkçası gerçekten üzüldüm. Amacım gerçekten bu değildi. Ve hani varsa bir örneği, ben daha önce görmediğim kazanç pozisyonunda elini uzatan birini, refleks bile olsa bakın. Çünkü hani siz isterseniz 7 veziriniz olsun tahtada, rakibinizi hani hiçbir şekilde terk edip terk etmemek rakibinize kalmış. Ya da matla sonlanır yani oyun. İki şekilde sonlanma ihtimali var sonuçta. O yüzden bana ilginç gelmişti ama ne yazık ki niyetimi yanlış anlaşılmış. Ben de böyle bir açıklama yapma gereği duydum. Ve şimdi maça geçebiliriz arkadaşlar. Burada şimdi Boris Shevchenko ikinci turda karşılaştım arkadaşlar. Benim elom 2275, onun elosu 2638 olması lazım. Dediğim gibi kendisi yendiğim en yüksek oyuncu. Ve burada beyazlarla ben E4 ile başlıyorum. Siyahlar da C5 oynuyor. At F3, D4, at F3, D6, D4, C4, at D4, at F6, at F3, B6. Biliyorsunuz arkadaşlar siyahlarla ben de Nydorf oynuyorum. Bu açılışa Nydorf deniyor bu arada. Bilmeyenler için A6 yapıldıktan sonra ve iki tarafla da oynadığım bir açılış olması tabii ki birazcık daha beni tecrübeli yapıyor. Fil G5 geldim. E6, F4, H6 filmi istiyor. Fil H4 ve burada vezir B6 oynadı siyahlar. Şimdi burada arkadaşlar basit bir şekilde vezir çarpı B2 almak istiyor. Burada birçok varyant var. Vezir D2 var. Vezir D3 var diyebiliyorum. Ve bir de benim oynadığım A3 var arkadaşlar. Ya tabii ki file 2 vesaire böyle piyonu bırakılan yan varyantlar da var ama çok fazla tercih edilmiyor. Ve A3 oynadım ben burada. Şimdi burada vezir çarpı B2 alamıyorsunuz. İsterseniz burada soru çözmek isteyenler için videoyu durdurup çözebilirsiniz. Burada at A4 oynuyoruz arkadaşlar ve burada vezirin gidecek yeri kalmıyor ve artık kaleye vurması lazım. Bu da bu pozisyondan sonra vezir önde olduğumuz için kazanç olur. Yani A3'ün amacı aslında siyahlar vezir çarpı B2 aldıktan sonra A3 karesini kontrol etmek. Çünkü burada atıyorum mesela herhangi bir hamle yaptığınızda at A4'e bu sefer vezir A3 kaçılabiliyor. Şimdi A3'ten sonra fil D7, vezir D2, fil E7. Bu arada böyle alırsanız bu sefer de buna at B3 var arkadaşlar. At B3'ten sonra yine kale A2 istiyorum ve burada yine vezir düşüyor. Vezir D2, file E7. File F2, şimdi atı açmak istiyorum. Vezir açmaz da. Vezir C7. File E2, bir tane at gördü, kestim. At C6, uzun rok. At A5, şah B1, kale C8. Ve artık dedim ki ben buradan atağa başlayayım. Ve burada rakibim beklenmeyen bir hata yaptı arkadaşlar. G5 sürdü. Şimdi burada vurdum. H çarpı G5 ve burada çok güzel bir hamle yapıyorum arkadaşlar. Oyunu bana avantajlı hale getiren bir hamle yapıyorum ve burada H4 sürüyorum arkadaşlar. Şimdi eğer siyahlar burada G çarpı H4 alırsa burada G5 sürüyorum ve siyahlar bu atı artık gidecek bir yeri kalmıyor siyahların. Burada makinenin önerdiği hamle gerçekten çok ilginç. Vezir çarpı
C3 almasını öneriyor makine, evet. Tabii ki bu yani. Vezir C3, BC3. Aslında Vezir C3 ve Vezir C3 de öneriyor. Burada vezirle alıyor ama ben piyonla alırdım. At E4'de de yani Vezir E3 falan yapardım herhalde. Makinenin önerdiği hamle at C3. A1 yani vezir öndeyiz zaten. Burada herhalde çok fazla şey yapmaya gerek yok. At çarpı G4 aldı burada rakibim. Dedi ki ben bu piyonu alayım, atımı feda edeyim ve en azından karşılığında atımı C4'e geleyim. Ve şimdi burada dikkatli olmam lazım. At B2, at A3 gibi hamleler var. Vezir E1'den sonra G çarpı H4. Şu an pozisyona baktığımızda iki piyona karşılık bende bir at var. Kaysen maçında da böyle olmuştu bu arada. İlginç bir tesadüf. Ve şimdi ama burada siyahların at çarpı A3, at B2 gibi tehditleri var. O yüzden burada çok güzel bir hamle yapıyorum. Kale H3 geliyorum ve bu kale buradan bu atı savunuyor. Şimdi fil F6. Fil F6'ya file E2. Bu at burada artık bizi rahatsız ediyor. Diyorum ki bu fille atı değişeyim. Böylelikle savunma anlamında rahatlamış olurum. Şimdi siyahlar vezir D8 geliyor. Fil çarpı C4. Kale çarpı C4'e. Şimdi burada at E2. Taşları değişmek istiyorum fil D4 ile. B5. Kale çarpı D6. Bir tane piyon aldım. D6'daki piyon boştaydı çünkü. Şimdi fil E5'e fil D4 geliyorum bakın. Şimdi değişeceğim. Fil D6, fil H8 kalelerden birini değiştik. Fil E7 rakip H4'teki piyonu korudu. Kale D3, kale C5. Vezir D1 açmaz aldık D7'deki file. Vezir C7, fil D4, kale G5, file E3. Buralarda zaman sıkışmasındayım. O yüzden hamlelerim çok tutarlı değil. Kale G2 ama bir at önde olduğumu da varsayarsak ata karşılık bir piyon olduğunda pozisyonu bana kazanç olduğu aşikar ama tabii ki bu piyona dikkat etmem gerekiyor. Şimdi fil F4, vezir B7, fil D6, fil D8. Şimdi burada at F4 geliyorum, ver kaleyi. Kale G8, kale D2, A5, vezir F3, B4, kale G2, ver dedim kaleyi. Şimdi burada siyahlar kale H8 oynarsa çok güzel bir hamle var. Vezir H5 geliyorsunuz ve ver kale ediyorsunuz. Kale çarpı H5'e ne yazık ki bir hamlede mat oluyor. Fil F6'ya da yine isterseniz videoyu durdurup çözebilirsiniz. Vezir çarpı H8, fil çarpı H8 ve devamında kale G8 yine aynı fikir ile mat olmuş oluyor. O yüzden burada siyahlar kale çarpı G2 aldı. Vezir çarpı G2, fil C6, A çarpı B4, A çarpı B4 ve şimdi burada 39. hamleye geldik arkadaşlar. 39. hamle ve 40 hamle, 40. hamlede 30 dakika ekliyor iki tarafa da. Ve burada ben 39. hamleyi şimdi yapacağım. Yani burada yapmam gereken iki hamleye ihtiyacım var sadece. Vezir G8 şah çektim. Şah D7 ve bu hamleyi yaptıktan sonra bana 30 dakika eklenecek. Şu an 40. hamledeyiz ve burada arkadaşlar beyaza oyunu kazandıran tek bir hamle var. Sizlerden hani çözmek istiyorsanız videoyu yine durdurup çözebilirsiniz. Ve ben burada ne yazık ki bu hamleyi bulamayıp at CE2 oynadım. Ve 30 dakika eklenmiş oldu. Sürem yoktu, 30 saniyen falan vardı. Ve her hamlede 30 saniye ekliyor tabii ki bu arada bilmeyenler için de onu da söyleyeyim. Şimdi burada at E2'den sonra siyahlar da basit bir şekilde E4'teki boştaki piyonu almış oldu. Peki burada kazanan hamle neydi? Şimdi onu açıklıyorum arkadaşlar. Burada çok güzel bir hamle var. Beyazlar burada at D3 oynuyor. Ver diyor B4'ü. Ver bunu ve aynı zamanda aslında tehdidi at C5 şah tehdidi var arkadaşlar. Ver şahı, ver vezir çatalını. Şimdi burada o yüzden siyahlar ne yazık ki bu atı alamıyor. Bu fili alabilir. Bu fili aldığında da bu sefer arkadaki fil boşta kalmış oluyor. Şimdi fil D7'ye burada E5 şah, şah C6'ya da yani burada vezir çarpı H4 alabiliriz bence. Çünkü B çarpı C3'e vezir C4 şah, şah B6'ya, vezir C5 şah ve devamında şah 6'ya at B4'ten sonra veziri siyahlar feda etmek zorunda. Diğer türlü mat çünkü vezir çarpı B4, vezir çarpı B4'ten sonra beyazlar oyunu kolay bir şekilde kazanırdı. Ama ne yazık ki ben burada at D3 hamlesini kaçırdım ve burada at C2 oynadım. Siyahlar basit bir şekilde file 4 aldı ve iki tarafta da şu an 30 dakika eklenmiş oldu. Peki şimdi pozisyona baktığımızda siyahlarda 4 piyon, bizde 2 piyon, file fil ve rakip file karşılık bizim 2 atımız var. Tabii ki hala avantaj bizde ama pozisyon birazcık karıştı açıkçası. At D3 oynasaydım kolaylıkla oyunu kazanabilirdim diye düşünüyorum. Şimdi burada at D3 oynuyorum 41. hamlede. Ne yazık ki birazcık geç fark ettik olayı. Ve burada rakibin fil çarpı D3 alıyor. Bu hamle birazcık hatalı. Burada oynaması gereken hamle. Vezir D5'ti.
Buna at c5 şah, şah çarpı d6, at çarpı e4, vezir çarpı e4 alındığında da vezir çarpı d8 bu şekilde oyuna devam etse bence çok daha fazla beraberlik şansları olurdu diye düşünüyorum siyahların. Şimdi burada fil çarpı d3'e bir ara hamlemiz var. Vezir çarpı f7 şah, şah c8, vezir b7, çarp b7, c çarpı d3. Şimdi yine oyun sonuna geçtik burada arkadaşlar. Pozisyonu tekrar değerlendirmemiz gerekiyor. Pozisyonu tekrar değerlendirdiğimizde iki piyonum var. Beyazlarda file fil iki piyonum var. Siyahlarda 3 piyon var ve bizde bir at var. Yani açıkçası direkt h4 piyonuna bizde bir at olmuş oldu. Yani bu da tabii ki açık bir şekilde bizde avantaj var. Şimdi siyahlar burada ilginç bir hamle yapıyor arkadaşlar. Bu b4'teki piyonu b3'e geliyor. Kaçmak amacıyla. Çünkü yani burada ben olsam şah c6 oynardım bu arada. Onu da söyleyeyim. Şah c6 fil çarpı b4 alırsanız çünkü burada. Şimdi burada fil c7 veya h3 gibi hamleler var. Tehdidimiz h2 ve fil c7 gelmek. At g3'e mesela fil c7 ve şimdi burada artık atı h1'e oynamamız gerekiyor. Hala beyazı çok iyi ama birazcık daha sıkıntılı olurdu. Çünkü atımız aktif değil. Şimdi b3'e burada ben at d4 gidiyorum ve diyorum ki bu piyonu almak istiyorum. Siyahlar fil f6 oynuyor. At çarpı b3, e5 sürüldü ve burada şimdi at d2, şah c6. Şimdi burada bir tane fil b8 oynuyorum ve burada siyahlar açıkçası arkadaşlar h3 sürerek çok büyük bir hata yapıyor. Niye peki büyük bir hata yapıyor? Çünkü burada şah b7 gelip tekrar denemesi lazımdı. Burada ise fil d6, şah c6 ve devamında benim fil b4, fil b4'ü bulmam gerekiyordu ki kolay değil. H3'ü at f3 veya at f1 ikisi de olur ve şimdi burada birazcık daha oyun karışabilirdi. Şah d5 e4 fikirleriyle veya burada bir ilginç hamle daha fil h4 hamlesi alamıyorsunuz. H2'den sonra vezir çıkılıyor. Şimdi tehditler var. Belki burada fil c3 oynanabilir. Fil c3'e fil g3. Şimdi burada at çarpı e5 şah, şah b5. At f3, h2, at h2, fil h2 ve şah c2'den sonra bu pozisyon teorik olarak beyaza kazanç ama pratikte ne kadar kolay orası tartışılır arkadaşlar. Burayı bu pozisyon sizce kolay bir şekilde kazanılır mı? Bunu sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Şimdi burada fil b8'e siyahlar dediğim gibi şah b'de oynaması lazımdı. H3 oynadı. H3'e burada at f3 geliyoruz. Ver dedik. Pardon h2'yi tuttuk. Şah b7 oynanırsa burada. Şimdi burada bir küçük bir aramle var. Fil d6 oynuyoruz. Şimdi şah c6'ya fil çarpı e5 alıyoruz. Çünkü fil çarpı e5'e at çarpı e5 şah çekerek geliyoruz. Şah d5'e de atı tekrar geriye gidiyoruz. Ve h2 karesini tutmuş olduk. Ve oyunu basit bir şekilde kazandık. Şimdi şahımızı e2'ye geleceğiz. Ve bu piyonlar bize çıkacak. At f3'ü siyahlar basit bir şekilde şah d5 oynuyor. Şimdi şah c2. Şah e6. Siyahlar şaha buradan gelmek istiyor. Ve burada arkadaşlar çok güzel bir kazanç teması buluyorum. Makinenin önerdiği hamle B4 sürmek. Ama ben yani B4'ü çok kestiremedim açıkçası. B4 çünkü şah F5 geliyor. Ve şah D2 gidiyorum. Şah G4, şah E2 vesaire karışıyor. Ama ben burada dedim ki bu piyonu sürersem, D4 sürersem oyun teorik olarak kazanç olur. Zaten bence kolaylık olarak insanı da makineden ayıran kısım o. Hani burada teorik olarak kazanç olduğunu bildiğim için kolay yola kolay bir şekilde başvurabiliyorum. D4 şimdi burada siyahlar alıyor. E4 sürerseniz de basit bir şekilde at g1 geliyorum ve bu filin önü açılmış oluyor ve h2 karesini kontrol ediyoruz. Şimdi fil çarpı d4'e at çarpı h3 ve artık burada bu at yardıma gelecek. Bu piyonu da tutacağız ve oyunu basit bir şekilde kazanacağız arkadaşlar. O yüzden siyahlar burada e çarpı d4 oluyor. Ve burada yine çok kritik bir hamle var. Kesinlikle burada at gibi bir hamlesi çok kötü. Çünkü burada d3 şah var arkadaşlar. d3 şahtan sonra şah d3'e fil çarpı b2 oyun beraber olur. Ama burada e çarpı d4'e tabii ki buna izin vermeyeceğiz. Ve şah d3 oynuyoruz. Ve buradan sonrasını tabii ki hesapladım. Şah d3'e şimdi siyahlar şah d5 gidiyor. Piyonu korudu. Şimdi at gibi bir geliyoruz. Ver dedik h3'ü. Şah c5. Aldık h3'ü. Şah b4, at f2, şah b3 ve atımız tam zamanında savunmaya yetişiyor ve b2'deki piyonu korumuş oldu. Şimdi yapacağım hamleler çok basit. Fil a7 geleceğim ve fil çarpı d4 alıp fil at file piyon olacak. Bende rakibimde fil olacak ve oyunu yavaş yavaş kazanacağım.
Şimdi siyahlar burada. Fil G5 geliyor. Fil A7 değil de fil E5'ten gelmek istedim bu sefer. E5 karesi boş olduğu için. Yani ikisinin de amacı aynı. D4'teki piyonu alacağız fille. Şah B4 geldi rakibim. Ya burada bu hamleye takılmayın arkadaşlar. Çünkü fil C1 de oynasa aynı amaç olacak. Şah B4, fil D4 ve burada şimdi fil C1 oynanıyor. Buradaki arkadaşlar amaç at fil oyun sonuna gitmek. At fil matına kalmak yani. O yüzden siyahlar burada fil C1 oynuyor. Bence çok mantıklı. Çünkü eğer burada bana bir fırsat verirse benim bir sonraki hamlem, mesela flash 6 oynatın. Benim bir sonraki hamlem şah C2 olacak ve şah C2'den sonra piyonu B3'e süreceğim. Belki bu fille hiçbir zaman bu piyona vurma fırsatı olmayacak ve ben bu piyonu vezir çıkacağım atlı filimin beraber yardımıyla, koordineli yardımıyla. Şimdi o yüzden burada siyahlar fil D4'de fil C1 oynuyor. Şah C2 geldim. Olur da belki izin vermez. B3 sürerim ve fil C3 yavaş yavaş pozisyonu ilerletirim ama rakibim tabii ki boşuna gelmedi ve fil çarpı B2 aldı. Şimdi fil çarpı B2'ye at çarpı B2 ve burada at fil matına kalmış olduk büyük ustaya karşı. Burada tabii ki şöyle ilginç bir olayı da anlatayım. Bu esnada biliyorsunuz ben turnuvanın ikinci sırasındaki oyuncuyla oynuyorum. Beni üstten çekti ikinci turda ve burada kameramanlar vesaire bizi çekiyordu. Bakalım at fil matını yapabilecek miydim? Ama tabii ki 2300 Elo'ya yaklaşmışım ve at fil matını tabii ki de biliyorum. Ha bu arada videoda koyacağım. Daha önce at fil matı nasıl yapılır anlattık. Onu da sonra yine linklerden de o videomuzu da izleyebilirsiniz. Şimdi burada amacımız arkadaşlar hemen at fil matını bilmeyenler için de bu videoda bahsedeyim. Bizim filimiz siyah renkli değil mi? O zaman ya H8'de mat edeceğiz ya da A1'de mat edeceğiz. Filimizin rengindeki köşede mat etmemiz gerekiyor. Ve siyahların da en iyi savunma şekli bu filin ters rengi olan A8 H1 karesine kaçmak. Yani olur da beyaz olur da at fil matına rakibinizde vardır at fil ve sizin sadece şahınız kalmıştır. Bu karelere kaçmaya çalışın. Ama at fil matı at fili olan tarafta zorla bu kareden bu kareye ya da bu kareye götürecek. Bu arada son şöyle bir not da söyleyeyim. Bunu Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda 2450 Elo'dan yüksek bir kadın oyuncu bunu da yapamamıştı. Onu da söyleyeyim yani. Şah A5, Şah B3, Şah B5, At D3 taşlarımı merkezleştiriyorum. Şah C6, Şah C4. Şimdi Şah D6'ya At F4, E6 karesinde kontrol ettik. Şah C6'ya Fil C5, Şahı geri püskürtüyorum. Şah D7'ye Şah D5. Şah C7'ye At D3, Şah B7'ye At B4, A6 karesinde kontrol ettim. Şah C7, Şah E6, geri püskürtüyorum. Şah D8'e Fil B6 Şah. Bu hamle çok güzel bir hamle arkadaşlar. Çünkü fil B6'dan sonra rakip buraya gitmek zorunda. Eğer buraya giderse bizim istediğimiz köşeye gitmiş oluyor. Şah C8'e Şah D6, Şah B7'ye şimdi burada Şah C5 oynuyoruz. Şah B8'e Şah C6 artık dikkatli bir şekilde baktığımızda siyah şah bu 3 kareye sıkışmış oluyor. Şimdi şah A8'e at D5, şah B8'e at C7 ve şah C8'e fil A7. Gördüğünüz gibi bu kareden şimdi bu kareye şahı zorla götüreceğim. Şah D8'e at D5, şah E8'e şah D6 ve şah F7'ye at E7. Hızlı hızlı oynadığımı gören rakibim büyük usta oyunu burada terk etti. Çünkü çok hızlı oynuyordum ve at fil matını bildiğimi anlayıp oyunu burada terk etti arkadaşlar. Maç sonrasında da Makedonya'da bir açık turnuva oynadığımız için oradaki yerel televizyon ben 10, kaç yaşındayım? 16 yaşındaydım. İngilizce bir röportaj yaptı. O zaman da İngilizcem çok iyi değil ama bir şekilde röportajı yapmayı başardık. Şimdi burada tabii at fil matının devamını bilmeyenler için kısaca bir göstereyim arkadaşlar. Eğer siyahlar burada şah F6 gelip buradan kaçmaya çalışırsa file E3 geliyoruz ve buradan kaçmasını engelliyoruz. Siyah şah herhangi bir yere gittiğinde de burada artık fil G5 geliyoruz ve şah burada mat olacak. Bu köşede şah F7'ye şah D7, şah F8'e burada şimdi şah E6, şah E8 gelirseniz burada at F5 oynuyoruz ve buraya da kaçmasına izin vermiyoruz. O yüzden burada şah G7 gidebilir siyahlar. Fil E3 bir tane boş hamle. Şah F8'e şimdi at F5. Şah E8 gidilirse şimdi fil G5 yine kestim burayı. Şah F8'e bir tane şah file 7. Şah E8 gelirsiniz bakın. Bu sefer ortada mat olmuş oluyor şah. O yüzden şah G8 tek hamle
Şimdi burada şah f6, şah h7, şah h8 fark etmez. Şah f7'den sonra siyah şah bakın iki kareye sıkışmış oldu h7 ve h8. Tek hamlesi şah h8. Şimdi burada şah g6, şah g8'e at h6, şah h8'e de fil f6. Böyle bir mat olmuş oluyor. Tabii ki bunun varyasyonları çok var. Yani illa bu şekilde mat olmak zorunda değil. Birçok şekilde at fil matı gerçekleşebilir arkadaşlar. Maç bu şekildeydi. Ben burada 79. hamlede at a7 geldikten sonra rakibim terk etti. Ve şu ana kadarki aldığım 2275 eloya sahipken 2640 elolu bir Rus büyük ustayı yenmeyi başardım. Ki Boris Shevchenko da biliyorsunuz çok ünlü bir Rus satranç oyuncusu. Özellikle Blitz oyunlarında. Yani mutluyum. Bu maçı kazandım ve at fil matındaki küçükkenki korkularımdan biri at fil matı denk gelip de ya yapamazsam diye bir korkum vardı. Bu maçta da yapıp şöyle bir rahatladık. Video bu şekildeydi, maç bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım maç hoşunuza gitmiştir diyorum. Eğer beğendiyseniz beğenip ilk defa görüyorsunuz bizi, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Ve bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.